Merhaba arkadaşlar, Runeshell Tower yani Rune Koruma Kulesi nasıl yapılır, nelere dikkat edilir, kim hangi görevi üstlenir onlardan bahsedeceğiz bugün. Yeri gelecek güleceğiz, yeri gelecek bunlar ne diyorlar diyeceğiz. Fakat bizi önemsemeyip mahzen hakkında öğreneceklerimizi kapmanız yeterlidir. Hatamız olursa eğer şimdiden affola. Çıkış tarafları arka kapıda. Güç zarar verelim. Şunları markdayım. Kulelerin marklanmasındaki amaç, gerek bizim ilk ne tarafa indiğimizi görebilmeniz, sonrasında sırasıyla nerelere geçtiğimizi görmeniz. Ve iridium toplayan arkadaşa şurada bomba, 2-3 arası bomba var gibi talimatlar verebilmemiz açısından marklamaktayızdır. Hadi başlatıyorum. Yardıra Ganzi. Ya ben de Tevfik abimi yapsam ne olur? Hı? Ne yapıyor ki? Birinci kulenin şarjını veriyorum. Yes. Bir arkadaşımız idüm ve bomba toplamaktadır. Yeri geldiği zaman atak da esirgemez tabi, eşek değil ya. İdüm toplayan arkadaş toplam 9 tane idüm ve 12 ya da 13 bomba toplar. Fake veren arkadaş yani şarjlayıp bırakan arkadaş durumu belirtir ve idüm toplamakla görevli olan arkadaş elinde bulunan idüm ile fake verilen kuleyi şarjlar ve toplamalarına devam eder. Tiyan mı kaldı? Hey. Benim alarm makinesi ötmesin Google Covid diye. Olabilir. Niye ötecek ki? Ya ben savaşları kaydetmiştim biliyor musun? Acemiyken ötüyordu, saatleri unutuyordum, hep kaçırıyordum. Aha! Ağaç etti lan beni, öldüm. Daha çok sinirlendim. Ya hel atmasam öleceksin ha. Düşün yani o boyutta. Boyum küçük. Çabuk sinirleniyorum ben. Burayı vur. Doldur ikiye. Geliyorum. Oo çok bekliyoruz arkadaş. Bu nedir ya? İdium alıyorum, idium. 1 ile 4 arası bomba var. Hadi bir incelik yapayım, içeriye de bakayım. Geldim. Buralarda yok. Abi çarşı bulur bulmaz gelip basıyorum o zaman ben ya. Yes. Hazır oraya elin dokunmuşken fake'ini de atarsın. O değil de bir acil adana. Direkt 3'ü veriyorum ya. 3'ü verme ya. Biz veririz 3'ü. Fake mi atayım? Hadi 3'ü ver, hadi 3'ü ver, hadi. O neydi kız? Hazır mısın evet. Tapu yutmaya? İlk önce küçük yeri sonra büyük yeri kesiyoruz. Bak yine aynı mobil yapacağım diyeceğim, bir şey olmuyor. İlk sadece önce küçük ezler de bazen çıkışıyor. Ben anlamam. O yüzden çok mobil oluyor. Sen de bir sen de bir iş var. Küçük sonra ayı şişkoyu kesiyoruz, her yapıyor. Ne diyorsun oğlum? Her yapıyor diyor, her. Ölüyor mu lan? Ses tezahüret mi? Ha. Sen sen tezahüret. Lan bir sus lan. Burnunu mu tıkadın? Ağzıma taraf sok. Bak ölürsem var ya. Her yer bomba kaydı. Abi tel al. Evet.
Allah'ın izi. Neyse, Alkotel attı. Daha İlla ilk... beni çek. Al bakın, işte ya. Bakın, ilk kule, Alkotel ve iki tane ağaç. Rapiş. Diamond'ı aldın mı sen? Çıkmadı ki küçükte. İkinci görevli arkadaşımız ise burada üçüncü kule tamamen ağzına kadar şarjlanınca, yani 3 delikte mavi olunca mini moblar belirleyecektir. Bu mini mobları çıktıktan sonra time alır ve 2 dakika aralıklarla 2 ve 1 arasında gidip gelmeye başlar. Bu arkadaş boss odası kapısı açılıncaya dek, yani 4. kuledeki şarjları da bitirip boss odası kapısı açılana dek 1 ve 2 arasında belirlemiş olduğu zaman üzerinde mobları keser ve kuleleri korur. Olur da eğer kule giderse o kule resler ve tekrardan idyum toplayıp fake'ler verilip kuleler tekrardan yapılır. Bir sonraki kuleye geçilir. Bu yüzden alan skill'leri iyi olan Glad, Ethertech tarzı gerek tank gerek DPS olarak alanla iyi iş çıkarabilen karakterleri tercih etmenizi öneririm. Ben bir sigara içip gelemeyeyim acaba? Gelemezsin. Istırırım. Geldim ben ya. Peki İbrahim, buraya gelene kadar, siz bunları kesene kadar ben bir sigara içip gelirim. Hepimiz ölürüz. Veriyorum fake'ini. Buna da ölüyorsanız. Nereden verecek? Gel buradan ver. Üçüncü kuleden ver, boşver. Adamlar durduğu yerde... Az önce anlattığımız alt kuleleri tutan arkadaş, orada bulunan mobları kestikten sonra ikinci kuleye gelir ve kulenin fake'ini verir. Böylelikle zamanda hata olmamış olur. Geliyorum. Ver ver. Ya bu şeyde bir şey var ya. Barış'ta var. Niye? Bu Barış ne zaman orayı şardlasa bir şey oluyor arkadaş. At geliyor, at diyorum. Hadi aksiyon yapayım. Al. İkinci fake'i mi verdin? Evet. O zaman şartını basıyorum. Aman ulan aman, ne var bu? Hassas hassas. Hassas da bir yerde çıktı abi. Ben gidiyorum. Üçüncü şartı takıldı mı? Attım. Tam şartı veriyorum. Kilo 3 arası bomba var. Arkada asas boss'u geldi. Bak bak, Ferhat'a bak, nasıl ölecek şimdi. Sen burayı doldurmadın mı daha? Nereyi? Üçü. Geliyorum şimdi. Benim son bir gün kaldı. Nasıl geliyorum şimdi? Dolduruyorduk ya biz, sen nereye gittin? Şey kaptınız ya. Neyse. Üçe çıkacağım zaten. O sırada tamam, ben de tamam. Şey yapacağım. Üçte iki arası bomba var. Hadi biz çıkıyoruz içe. Go. Fake'ini atıyorsanız atın. Bende şey var. İdium var. Gelir basarım içe direkt. Bak bak, aha, bir sınır ölüyor.
Ben öldüm. Aa bir daha öldüm. Ben ölmem ya. Bir daha öldüm. Ya bu çocuk. Çocuk. Neyse biz kesiyoruz hadi. Abi bu kulede 2 numaralı kulede şart basacak mısın? Geldim geldim. Tam dolduracak orayı. Yapış. Şansı veriyorum. Arkamızı söylüyorum. Sakın ağlama. Bir dört arası bomba. Bir dört arası bomba. Gelirim abi. Bombe. Sizde videonun göçe girmez lan. Aynen öyle ya. Rezalet herifler. Hadi gel de vereyim şuraya ya. Geliyor. Feryat, Feryat. Feryat nerede? Dur geliyorum. Tamam sen de gel. Tamam, sen kaç tane kaldı ediyorsun? Bitti geliyorum. Tamam hadi o zaman. Ben de bombayı alıp geliyorum. Kahroldu şu. Al sana bombe. Bak 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 kuleye vuracak bak. Bırakmıyordum. Bombe de patlayacak. Hadi veriyorum. Sen tehlike at, ben nişan vereyim. Yallah. Al götür gladı. Bu o glad değil. Nasıl o değil lan o? O değil. Tamam o zaman bir dahakini al götür. Bomba 9 tane oldu. Bak bomba var burada. 3 ile 2 arası. 2'nin karşısında pardon, da var. Pardon ne diyormuş şaka yaptım. 2'nin karşısında var bomba. İşte bak bilmeyen adam videomda bombayı almadım. Şey yapıyorum ayet edemiyor. Adam bir de video alıyor ya. Bir de bu videoyu çeken kişi. Puyu. Puyu. Hadi. Ne veriyorsanız verin ne veriyorsanız verin. Hadi sen verin. Ver lan. Veriyorum yüklüyorum ha. Yükle. Ne yükle pek mi? Direkt yüklüyorum abi, bilmiyorum. Yok mu direkt yükleme, şansı ben verdim. Üçüncü kulenin üçüncü idiomu yüklenirken Glaktos'unu sadece bir kişi agrosunu alır, diğerleri atak yapmaz, etrafta gezdirir. Bütün moblar kesildikten sonra en son Glaktos'una döndür ve Glaktos'u kesildikten sonra dördüncü kuleye geçilir. Niye dalıyız ki? Boss'u bırak. Boss'a bırakın, boss'u bırak.
Abi orta dedim ya. Falan da şey aslında var. Hadi balkondakileri alayım size de diyor. Ortalık fena karı. Aman tanrım. AP kutu bastı. Bomba sayısı ile idiom sayısını falan da belirt ha. Onu çağırdık, tamam, onu evet. Çağırdık, onu yaptılar. Şunları var ya. Hadi çocuğum kesin artık da. 12 oldu bombada, artı 1 aldı şimdi. Geliyor musun son? Şansı vereyim. Neden çıkma? Bak bomba var 3 ile 1 arası. Bomba. Siz bu minikleri keseceksiniz şimdi, tamam mı? İkiniz. Ben de buraya bunu bıraktım size. Ha bunu da attım. Ha bir tane de bundan attım. Arka taraf. Yok. Ben şimdi sigara içmeye gidiyorum. Siz takılın. Videoyu çekmeyecek mi bize Orkan? Siz de mi çekeyim? Adamlar şey yapmayacak mı? Bombayı bilen adam RST'yi de bilir sigara zaten. Sigara içelim dedik. Bombayı yapan adam RST'yi zaten yapar. Önemli olan Murat. Gideceğim topu bozacağım şimdi ya. Geldim mi dur. Söyle gel, söyle gel. Kaç tane bomba topluyorum burada? 20 tane bomba, 18 tane idiom. Yürü git lan. Tabii. Yeni nesil, bunu öğrenmesi lazım. Ya 12 artı 1, 12 artı 1. 12 normalde yetiyor da, demin 12 bitti, moblar kuleye yetişti. O yüzden artı 1 aldım şimdi. Hadi bakalım. Yüklüyorum. Ortadaki köpek mobuna atıyorlar dondurmayı. Allah'ım. Anlat anlat. Kanka sen bunu seslendirmesini sonra yap. Tamam yok yok ben üstünden geçerim zaten videoyu durdurup. Kimin? 6 kişilik grupta 2 kişinin görevi vardı. Şimdi gelelim 3. kişinin görevine. 3. kişi ise idyum ve bomba toplayan elemanın idyum toplaması tamamlanırsa, yani 9 tane idyum toplarsa, partiden seçeceğiniz herhangi bir kişiye benim idyumlarım bitti 3 tane idyum toplamaya çıkabilirsin der. O kişi de RST'deki 3. görevi sahiplenecek kişi olmuş olur. Gider 3 tane idiomunu toplar ve DPS'lerinde devam eder. Zamana karşı oynadığımız için 30 dakika içerisinde nasıl rahat ediyorsanız o şekilde idiom toplamaya bakın. Bunu siz belirleyin. Toplam idiom yükleyen kişi de 9 tane olduktan sonra diğer seçilen kişi de 3 tane toplayacaktır. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Bu 3 tane idiom toplayan kişi 4. kulede hem bombaları hem idiomları toplayan arkadaş topa biner. Topla dondurma skillini kullanır. Bu sırada 3 tane son idiomu toplayan arkadaş da aralıksız fake atmadan yüklemeye devam eder. 4. kulede full dolduktan sonra mobların kaybolmaları beklenir. Ve moblar kaybolduktan sonra boss odası girişi açılır. Hala altta kesiyor mu? Kesiyor. Ha kesiyorum. Hala kesiyorum. Devam ediyorum kesmeye. Belki ben alttan gireceğim. Alttan RST'nin başka odasına atıyormuş. Ne yaptın lan? Takıldı mı aradan? Çıkı bak. Baba. Kafalar nerede lan senin? Kafaları remodel yapmadım ya. Yapsana kardeşim ya. Ne böyle tipsiz duruyor.
İbo ama iyi duruyordu kanka, sen de robotun üstündeyken o kafaya. Tak kafayı tak ya, tak tak. Ha bak. Tak. 10 numara duruyor lan. Voltron. Uğurkan. İyi durmuyor mu ama robotlar? Transformers ya. Ha ne güzel işte, böyle dolaşsan. Hı. Hadi girelim ya. Girelim diye boss odasına girildikten sonra odaya herkesin girilmesi beklenir. Herkes odaya girdikten sonra boss'u tanklayacak olan kişi önce dışa, yani boss'un çıkarmış olduğu mavi dairenin dışına, sonra ise içe girer, yani tam altına. Dış ve iç yaptıktan sonra tüm parti hareket edebilir ve boss'a atak yapabilir. Boss odasındaki komutlara iyice kulak veriniz. Bombalar sabit dediğim zaman ya da bombalar patlayacak olacağı zaman, o an bombalar hareketli halden hareketsiz hale geçer ve patlamalarını zaman zaman tek yemenize sebep olabilir. Boss'un canı %25'e doğru düştüğünde device'lar ortaya çıkar ve hemen kesilmesi gerekir. Hemen kesilmesi takdirde boss hell alır, belli süre zarfı içerisinde kesemezseniz eğer tek yersiniz ve mahzen fail olmuş olur. İzlemeye ve dinlemeye devam edelim. Boyu. Niye boyu? Boyu. Yeşil var. Kaldırdı mı? Boyu. Yeşil var. Dış. İç. Sonra hemen dönüş. Bak bak nasıl patladı. Ne oldu lan? Adam. Pıt etti. Bombaya pıt etti ya. Zıt etti. Zıt. Tamam ciddi alın şimdi. Yapış yapış. DPS. Bana mı bakıyor? Arada bir bakıyor. Arada bir dönüyor sana. Bunlar nereden çıktı oğlum? Ne bomba mı? Heee. Yumurtladı. Patlıyorlar. Cesur var. Ne oldu oğlum? Bir şey oldu mu? Psikopata mı aradın? Tamam, vur Allah. Yapıştır. Kapasa değil. Ben de. Kaldırdı. Mimişi öldürecek. Ya kalkman var, kalkarsın. Ateş etti. Çıkıyordu ben. Kaldırdığını bir indiriyor ya. Adam şimdi yarım bırakmayı sevmiyor. Birazdan şeyleri döneceğiz. Majeste. Device'lar çıkacak. Device'lar. Device'lara dön, yapış. İç. Dış. Device'lar. Device'lara vur tabi. Çok geç kaldı. Ne oldu, kaçırdınız mı device? Yo. Rhapsody. Deadlip. Yeşil var. Kime gidiyorum ya? Rhapsody. Kaldıracak. Kaldırdı. Beni dizecek mi lan bu? Onu kaldıracak ya, onu kafaya koydu. Onu bir daha seni kaldıracak. Seni öldürecek yani sen. Süre sayacak. Dış. İç hemen dış. İçeri uçtu. Patlıyor.
Ne oldu lan, bozuldu bu şey yap. Ha, kafayı yedim. Hadi iç. Kes. Kanatmana takmadı değil mi yine? O idyan destesi niye bu hep bu çocuk alıyor? Ne çıktı tamam çocuk? Panso yansını alıyor, bir de yansıtıyor arkadaş. Kim ya? Ben almadım idyan destesi falan. Aha, kırmalık item geldi. Aha, mitolojik tabanca. Hop L5. Hangisini alayım lan? Merhaba arkadaşlar, Runeshell Tower yani Rune Koruma Kulesi nasıl yapılır, nelere dikkat edilir, kim hangi görevi üstlenir, onlardan bahsedeceğiz bugün. Yeri gelecek güleceğiz, yeri gelecek bunlar ne diyorlar diyeceğiz. Fakat bizi önemsemeyip mahzen hakkında öğreneceklerimizi kapmanız yeterlidir.